hem grup toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine sert cevaplar verdi hem de grup kürsüsünde iyice net konuştu. Meclise evet dersek milletin huzurunda da evet deriz dedi. Peki tam başkanlığa yanıtları ne olacak? Buna da önce AK Parti'nin teklifini göreceğiz yanıtını verdi. Bir de muhalifler çıkış yapmıştı. Biz başkanlığa hayır diyeceğiz demişlerdi. Bu milletin aklıyla dalga geçmek, alay etmek olur demişlerdi. MHP lideri muhaliflere de son derece sert çıktı. Truva atı benzetmesinde bulundu. Eğer mecliste evet dersek milliyetçi hareket olarak milletin huzurunda da evet deriz. MHP grup toplantısında ilk kez konuşma metninin dışına çıktı ve net olarak söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli önce başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için partisinin tutumuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Heceleyin dedim, anlamadılar. Kara tahtaya işaret ettim, oralı olmadılar. Milliyetçi Hareket Partisi parlamenter sistemden yanadır. Bahçeli sonra da 4 MHP'li milletvekilinin biz hayır diyeceğiz çıkışı sırasında parti yönetimine yönelttikleri eleştirilere üstü kapalı karşılık verdi. Bir grup Truva atı bunun milletin aklıyla alay etmek olacağını zırvalıyorlar. Aslında kendilerinin maskaraya döndüklerini ise hiç anlayamıyorlar. Havet nasıl olacakmış? Bu soruyu yöneltti ve ardından MHP'nin ne yapacağını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkülerine uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek, elbette bir karar ve sonuca varacaktır. Özümüz de birdir, sözümüz de birdir. Bahçeli konuşmasını MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışanları çok yakında mahcup edeceğiz ve şaşkına çevireceğiz diye bitirdi. Bu kez merak edilen MHP'nin tam başkanlık önerisine evet mi hayır mı diyeceğiydi. Bahçeli grup çıkışı o soruyu da yanıtladı. Hele bir gelsin görelim bakalım. Buna göre karar verelim. Başkaları gibi önceden bir karar vermek de doğru değil. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin işidir. Başkanlık tartışmasının neden şimdi gündeme getirdiği sorusuna da ilk kez açık açık yanıt verdi. Onu ileriki günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Kaos, kriz arzulayanlar ikinci dalga darbecilerdir. Bahçeli grup konuşmasında Truva atı benzetmesi yaptığı bazı MHP milletvekillerinin hayır diyecekleri yönündeki açıklamayı da bir kez daha değerlendirdi. Bu kez o vekillere bir de soru yöneltti. Fethullah Gülen hareketi başarılı olsaydı yurtta sulh konseyinin hazırlayacağı bir anayasaya ne diyeceklerdi acaba? Ve başbakanın Meral Akşener'le ilgili MHP Meral Akşener örneğinde Zoka'yı yuttu, FETÖ gerçeğiyle tanıştı tespiti. Zoka yutmuşuz. Diyecek bir şey yok. Demek ki bizden çok daha evvel Meral Akşener'in kim olduğunu biliyorlardı.